Tire'de salçalık domates üretimi yapan çiftçiler, fabrikalar tarafından ürünlerin fiyat düşürmek için keyfi sebeplerle geri çevrilmesine isyan etti. Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu ise konuyu bakanlığa taşıdı. Malı geri gönderiyor. Ben bunu alamam diyor. Tire'de salçalık domates üretimi yapan çiftçiler, fabrikalar tarafından ürünlerin fiyat düşürmek için keyfi sebeplerle geri çevrilmesine isyan etti. Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu ise konuyu bakanlığa taşıdı. Fabrikacı burada biraz ayağını denk alması lazım. Tire'de 13 bin dekar alanda salçalık domates üretimi yapan en az 350 çiftçinin başı anlaşma yaptıkları fabrikalarla dertte. Hava şartlarından dolayı verimin %30 ila %50 civarında düşmesine bir de fabrikaların tutumu eklenince üretici kara kara düşünmeye başladı. Şu an serbest piyasa düşünce sözleşmelilerimizi almak istemiyorlar. Kamyonu sarıyoruz, gönderiyoruz. Fabrikalar ret veriyor. Diyorlar ki aynı malı serbest piyasada satarsanız alırız diyorlar. Aynı malı ucuza verdiğimizde, serbest piyasaya verdiğimizde alıyorlar. Üretimlerinin önemli kısmını 50 kuruş olarak sözleşmeli yaptıklarını söyleyen çiftçiler, sözleşme dışı serbest piyasa fiyatının 35 kuruşa düştüğünü, fabrikaların ise 50 kuruş sözleşmeli olan fiyatları 35 kuruşa düşürmek için çeşitli bahaneler uydurarak ürünleri geri çevirdiğini ifade etti. Fabrikada kabul görmeyerek geri çevrilen ürünlerin aynı fabrikalar tarafından sözleşme dışı 35 kuruştan kabul görebildiğini söyleyen üreticiler, firmaların kendi aralarında anlaşmışçasına ürünleri daha ucuz fiyata almak için üretici üzerinde büyük bir oyun kurduklarını iddia ettiler. Açıkta düşünce fabrikalar bize zorluk yapıyor. İşte şimdi dün gönderdiğimiz bir kamyon ret imiş. Her gün gönderdiğimiz aynı işçilerin aynı şekilde topladığı. Fiyatlar düşmeye başlayınca ret veriyorlar. Kamyonu geri gönderiyorlar. Biz de kamyonu hayvancılara veya buraya boş bir alana döküyoruz yani. Bu 15 kuruş için bizim malımızı zordan alıyorlar. Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, beklenmeyen hava koşullarından dolayı domateste verimin düşmesinin yanında fabrikalarında taahhütünü yerine getirmemesinin üreticiyi mağdur duruma düşürdüğünü belirterek konuyu bakanlığa ilettiklerini ifade etti. Zamansız yağan yağmurlarla bir mildiyo hastalığına yakalandı ürün ve bu mildiyodan dolayı yaklaşık %30-%50 arasında bir verim kaybı var. Yani dekarda 12-13 ton domates alacak olan çiftçimiz aldığı domates 7-8 tonlara düştü dekarda. Zaten dekarda 10 tonun altına düştüğü zaman bu domatesde üretici zarar yazar, zarar eder. Bir de sözleşme dışında fabrikacı domatesi açığa aldığında 30-35 kuruş, 37 kuruş bu önce 45 kuruşa düşürürler daha sonra 35 kuruşa düşürdüler. Tabii böyle olduğu zaman çiftçinin hasat masrafını dahi karşılayamaz duruma geldi. Biz bunu bir rapor halinde Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Merkezi'ne ilettik. Bu konuda Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar da bu konuyu bakana iletti. Üretimin devamlılığının sağlanabilmesi için fabrikaların sözleşmeye uyması gerektiğini vurgulayan İbişoğlu, üretimin durmasının sadece çiftçiyi değil, sanayiciyi de zora sokacağını belirtti. Yani burada bizim beklentimiz çiftçinin ürününü sözleşme şartlarında fabrikacıların alması. Bu böyle aldığı zaman bu üretimin devamlılığı sağlanır. Ama bu şartlarda önümüzdeki yıl bu çiftçi bu domatesi ekmez. Buradan yalnız çiftçi zarar görmez. Eğer ekilmediği zaman önümüzdeki sene sanayici fabrikada işleyecek domates bulamaz. Yani onun için fabrikacı burada biraz ayağını denk alması lazım. Ona göre çiftçiyi, üreticiyi koruması lazım.